Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan felsefe dersimizin 1. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle A bölümünden başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız diye bir soru var. Felsefe tarihinde ilk filozof olarak kim kabul edilmektedir değerli arkadaşlar? Tabii ki Thales yazılışı da bakın şu şekilde. Thales felsefe tarihindeki ilk filozoftur. İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak hangi kavram kullanılmaktadır? Bunu dersimizde de anlattık. Hikmet kavramı kullanılmaktadır. 10. sınıf felsefe dersimizin birinci ünitesini muhakkak dinleyin. Orada konumuzu ayrıntılı olarak açıklamıştık. Üçüncü cümlemiz bir düşüncenin kendi içinde çelişki barındırmamasına ne diyor idik? Felsefenin en önemli özelliklerinden birisi tutarlılık idi biliyorsunuz. Tutarlı olması gerekir. Buraya tutarlılık kelimesini yazıyoruz. Dördüncü olarak herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmemek felsefi düşüncenenin hangi özelliğindendir? var olan bir düşünceyi olduğu gibi kabul etmez. Onu ne yapacak? Eleştirecek. İşte buraya eleştirel olma yazacağız. Eleştirel olmak. Siz kitabınızda bu şekilde yazabilirsiniz. Evet, şimdi geçelim B bölümündeki sorumuzun cevaplarını yapmaya. Aşağıda roman rakamlarıyla sol üstünde verilen filozofları sağ sütunda harf ile verilen alanlarla eşleştirerek eleşt parantez içine doğru harfi yazınız diyor. Sevgili arkadaşlar burada John Deve'yi görüyorsunuz. Elkin diye'yi, Macville'yi ve Descartes'i görüyoruz. Şimdi burada birinci olarak John Dewey Türk eğitim tarihine biliyorsunuz onun raporları dikkat alınmıştı buraya. John Dewey ile eğitimi eşleştirebiliriz. El ile hangisini eşleştirebiliriz? İslam filozoflarından El tıp alanında meşhur İslam filozofuydu. Macville ise sevgili arkadaşlar siyasetle ilgili filozoflardandır. Filozofların bilim ve ilim tarihine katkıları konusunda buna değinmiştik. Son olarak Descartes ise analitik geometri ile ilgili çalışmalarıyla meşhurdu. Karşılarına bu kelim, bu harflerimizi yazabilirsiniz. B bölümünde bu şekilde tamamlamış olduk. Klasik sorularımıza devam edelim. C bölümünden günlük hayatta düşüncesizlik ettim ve düşünmeden konuştum gibi ifadeler kullanılmakta biliyorsunuz. Bazen insanlar ne kadar da düşüncesizlik etmişim, düşünmeden konuştum diye konuşuruz. Düşünmeden eylemde bulunmak ya da konuşmak nasıl mümkün olabilir bir insan düşünmeden nasıl konuşabilir değil mi? Cevap olarak şöyle yazabilirsiniz. Düşünme eyleminde bulunmak, düşünme, insanın sözcükler aracılığıyla kurduğu sözlü yapılan eylem konuşma olarak tanımlanmaktadır. Konuşma düşünmenin sosyal yönüdür. Düşünmeden konuşmak da mümkün değildir. Yani bunu söyleyen insan aslında yalan söylemiştir. Çünkü muhakkak bir şeyler düşünerek biraz da hızlı acele ettiğinden dolayı konuşmuştur diye cevap verebiliriz. Yedinci sorumuz. Bir filozof insanların giyinmesi için hayvan kürklerinin kullanıp kullanılmaması tartışmalarına nasıl katkıda bulunacaktır? Şimdi burada filozofların yapması gereken nedir? Merak duygusu değil mi? Merak etmek filozoflar için çok önemlidir. Bu yüzden hayvan kürkleri dışında başka şeylerin de kullanıp kullanılmayacağını filozoflar araştıracaklar, merak edecekler. Sonuçta ulaştıkları görüşleri çerçevesinde cevap verecekler. Sekizinci sorumuz. Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı niteliklerden üçer tane yazınız diye birinci ünitemizde bunu bolca işlemiştik. Ne yazabiliriz? Felsefe bireye ne kazandırıyordu? Eleştirel olmasıyla insan kendi başarılarını ve hatalarını eleştirerek kendini daha iyi hale getirebilir. Bir. İkincisi, sorgulayıcı olmasıyla birey ve problemi çözerken sorular sormaktadır. Böylece problemlerin derinlemesine inceleyerek üstesinden gelebilmektedir bireyler. Üçüncü olarak gerçekçi ve akla uygun olmasıyla birey yaşadığı dünyaya kolayca ne yapar adapte olur. Peki felsefenin topluma kazandırdıklarını ne yazabiliriz? Evrensel olması açısından felsefenin bütün insanlık ilgilenen bir bilim dalı olmasından birinci maddemiz bu da toplumun geneline ortak bir akıl oluşmasını sağlar. Evrensel olduğundan dolayı ikinci olarak tutarlı olma özelliği felsefeyi oluşturan bilgi ve düşünce kavramlarının kendi içinde de uyumlu olmasını ne yapar? Sağlar. Toplumdaki fikirler fikirsel uyumu iyileştirir diyebiliriz. Üçüncü olarak da sistemli olması sayesinde felsefe toplumun ekonomik, sosyolojik ve siyasi düzenini belli bir çerçevede sürdürmesine katkıda bulunur. 9 ve sorularımızı bir parça veriliyor. Ona göre cevaplamamız isteniyor. Sıradan algılara dair havuzun derinliği kaç metredir? Bugün yağmur yağar mı? bu fotoğraf kaç piksel, dünyanın en uzun nehri hangisidir gibi sorular birer felsefi soru niteliği taşımazken, insanlar doğaları gereği bencil midir, güzellik nedir, hayattaki en büyük değer nedir ve hayatın anlamı nedir gibi sorular felsefi sorular kapsamına girer. İşte sıradan sorular değil de araştırmaya yönelten, insanı şüpheye götüren sorular felsefi sorulardı. Felsefi soruları diğer sorulardan ayrı özellikle nelerdir sorumuzun dokuzuncusu. Felsefi sorular tartışmaya açıktır ve cevaplar değişkendir. Özneldir yani. İnsan özgür müdür sorusu felsefi sorudur fakat cevapları özner olduğundan göre her toplumda, her yüzyılda ve her filozofa göre değişken olabilir. Yani 3 çarpı 3 eşittir 9'dur değildir felsefenin soruları tamam mı? Gündelik olarak Eyleme yönelik soruların sorularda sorunun kendi başına bir anlamı yoktur. Gündelik sorularda bugün yağmur yağacak mı? Yağacak ya da yağmayacak. Oysa felsefi sorularında daha bir soru olarak bile olmuş bitmiş bir durum vardır. Öncelikle biliyorsunuz filozoflar o kendilerine sorular kendilerine sorarlar. Kendilerine cevap bulduktan sonra dışarıya sorarlar. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak yeterince bir başarı zaten ortaya koymuştur ki felsefi soru ortaya çıkmıştır. Bir soruyla insanlar belli bir yöne bakmaya ne yapabilir? Başlayabilir. Parçadan hareketle felsefi sorun niteliği taşıyan ve taşımayanlara ikişer tane örnek yazınız. Mesela bilmek mutluluk mudur? Nedir? Bir felsefi sorudur. Varlık nedir? Bilgi nedir? Bunlar nedir? Felsefi sorulardı. Peki felsefi olma gündelik sorulara örnekle yazalı işte Türkiye'nin başkenti neresidir? Beşiktaş ne zaman kuruldu? Bunlar felsefi soru değil, gündelik sorulardır. 11 ile 15. sorularımıza parçaya göre cevap veriniz diyor. Parçayı okuyalım. Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun veya aşırı ölçüde soyut olduğunu ileri sürenler felsefi şu şekilde eleştirmişler. Felsefe bize bir yarar sağlamaz. Çünkü gündelik sorulara benzemiyor değil mi? 11'e cevap verelim. Bu eleştiri yapanlar neden bu şekilde düşünürler? Çünkü felsefenin ucu açık fikirlere yer vermesi, sorgulayıcı olması, eleştirel olması, tek bir doğru cevabının olmamasından dolayı bu eleştiri yapmaktadırlar. 12- ne diyebiliriz? Bilginin değerine dair tek ölçüt yarar olabilir mi? Bilginin değeri sadece pratik yarar sağlayan, tek düze ve eleştirin uzak olarak değerlendirilemez diyeceğiz. 13. sorumuz. Bu iddiaya karşı öne sürülebilecek görüşümüz nedir? Felsefe bireylere ve toplumlara farklı bakış açıları sunar ve onlara yön veren bir ilimdir. Bilimlerin doğmasına neden olur diyebiliriz. 14. sorumuza devam ediyoruz. Test sorularımız aşağıdaki kavramlardan hangisi felsefenin terim anlamıyla doğrudan ilişkili değildir diyor. Bilgelik neydi felsefeyle alakalı? Hakikat, hikmet, İslam felsefesinde çok meşhur. Bilgi de yine felsefe, bilgelik sevgisi Ancak şüphe doğrudan değil, felsefenin özellikleri arasında. O yüzden cevabımız Edirne. Bir masanın kendine dair bir algısı yoktur. Rengini, şeklini ve işlevini bilemez. İnsan içinse durum böyle değildir. İnsan fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda kendine dair gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahiptir değil mi? Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir? Yani insanın fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahip olmasına değerli arkadaşlar öz bilinç denmektedir. Bilinçli şekilde hareket etme denir. O yüzden cevabımız adana. 16. sorumuzu yapalım. Felsefenin kesin tanımını yapmak mümkün olmamıştır. Gerek felsefi düşüncenin kişiye özgü olması, gerek toplumsal ve tarihsel koşulların etkisi felsefenin algılanışını ve tanımlanmasını etkilemiştir. Ancak felsefeye dair bu farklı algılanış zenginlik olarak kabul edilmektedir. Parçaya göre aşağıdaki ifadenin hangisi felsefe ile ilgili olarak söylenemez diyor. Bakalım hangisini de söyleyemeyiz. Felsefe öznel bir etkinliktir. Yani her filozof kendine ait görüşleri vardır. Nesnel tarafsız değildir, özneldir. Doğru. Felsefe toplumsal koşullardan etkilenebilir ve sürekli değişebilir, gelişebilir. Doğru. Filozoflar düşüncelerini ortaya koyarken yaşadıkları çağdan muhakkak etkilenmişlerdir ve çağları da toplumları da etkilemişlerdir. Doğru. Felsefede uzlaşılmış bir tanımın olmaması bir eksiklik değil. Tam aksine felsefenin sürekli değişmesi, gelişmesine ortam sağlamıştır. Yanlış bu. Felsefe bilim gibi kesinliğe sahip değildir. Doğru. 17. sorumuz. Aşağıda felsefeyle ilgi verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Felsefede cevaplar özneldir. Sorular ise evrenseldir. Doğru. Felsefe insanın kendini ve evreni bir anlama çabasıydı. Doğru. Felsefe eleştirel düşünmeyi ne yapar? Temeli almaktadır. Doğru. Felsefe merak, şüphe ve sorgulamaya dayanan bir ilimdir. Doğru. Felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler bilimsel olarak kanıtlanmış mıdır? Mesela bilginin Bilgi nedir mesela? Bu nedir? Felsefeyle kanıt varlığın ilk maddesi nedir? Onlar bilimle kanıtlanamayan maddeleri de cevap edinle. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri felsefi düşünüşün özellikleri arasında yer almaz? Deneysel olmak felsefede yoktu, bilimde vardı biliyorsunuz. Tutarlı olmak felsefede önemliydi. Sadece toplumu konu alma yine felsefede yoktu. Evrensel olmak yine felsefenin önemli özelliklerinden de 2 ile 4 sevgili arkadaşlar. O da olmayanlar ise 1 ve 3 idi. Doğru cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz diye bir sorumuz var. Hakikati bulmaya yönelik sorulardır. Doğru. Daha çok anlam arayışında olan sorulardır. Sadece somut olana değil, soyut olana yönelik sorular olması lazımdı. Ceyhan yanlış. Felsefe konusu ve yöntemi bakımından akıl ve mantık kurallarına uygundur. Cevapları özner olsa da dahi soruları ve konuları nedir? Evrensel yani tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Bu parçada felsefenin hangi özellikleri vurgulanmıştır? Rastlanır olma yani akıl ve mantık ilkeleri vurgulanmış o evrensel olma. Bakın özne olsa da tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Yani bakın ikisi de yer alıyor cevabımız Adana. Felsefe belli bir topluma ya da çağa ait bir düşünce değildir. Zamanı ve çağı aşar. Felsefe bu anlamda zamansız bir düşünme biçimidir. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanıyor biliyorsun. Bakın zamansız dediği için zaten evrensel belli bir toplum değil tüm insan ilgilenir. Buna evrensel denmektedir. Evrensel şıkkımızda Edirne şıkkında cevap Edirne. Bir çağ ve ulusu anlamamız için onun felsefesini anlamamız ve felsefesini anlamak için de belirli bir düzeyde felsefeci olmamız gerekir. İnsanların içinde yaşadıkları koşulları bilmek felsefelerini saptamada çok önemlidir. Diğer yandan felsefeleri de onların koşullarını sağlamada oldukça nedir? Belirleyicidir. Aşağıdaki yargılardan hangisi metinde geçen düşünceyi desteklemektedir diye güzel bir soru var. Bir uzun felsefesini anlamak için o toplumu yaşamak gerekir mi? Hayır. Bir toplumu ve felsefesini anlamak için felsefe bilgisine ihtiyaç vardır. Hem felsefenin nasıl ortaya çıktığı, toplumu nasıl etkilediği ya da hangi ortamlardan etkilediği doğru. Felsefe toplumsal koşullardan bağımsız değildir. Felsefi etkinlik toplumsal yaşantı etkilemez tam yanlış yukarıyla. Geçmiş çağların felsefesi yaşanılan çağın düşüncelerinden sentezlenmiştir. Cevabımız Bursa. Şimdi ise sevgili arkadaşlar Tuna yayınlarının birinci ünitesinin sonunda yer alan cevaplarımıza değinelim. Birinci sorumuz bilgeliği arayan kişiyle bilge kişi arasındaki fark nedir diye bir soru var. Bilgelik var olan bilginin yararlı kullanma sunulmasını amaçlamaktadır. Değil mi? Bilgelik dediğim zaman var olan bir bilgi yararlı bir şekilde kullanma amaçlanır. Bilgelikte yeni bir şeyler öğrenme amaçtan çok var olanı en iyi şekilde sunmak, onundan en iyi şekilde yararlanmak vardır. Bilgeliği aramak ise felsefenin temelindeki Yunanca filosofya kelimesindeki bilgelik sevgisi kavramından gelmektedir ve bilgiyi aramaktan mutlu olmak ve daima yeni bilgiler arayışında olmak demektir. İkinci soru felsefenin ortaya çıkma sürecinde sorulan ilk felsefe soruları daha çok felsefenin hangi alanı ile ilgilidir? Sevgili arkadaşlar ilk felsefe soruları daha çok varlık felsefesi ile ilgilidir. Varlık felsefesi genel anlamıyla varlıklardan, varoluştan, var olma ya da olmama durumlarını irdeleyen felsefe alanıdır. İlk filozoflar varlıkla ilgili olarak doğanın ilk maddesini merak etmişler ve bu maddeyi arke yani başlangıç olarak demiştir ve her filozof da buna farklı farklı ne yapmıştır cevaplar vermiştir. Üçüncü sorumuz felsefi düşüncenin temel özelliklerini sıralayınız diye nedir? Felsefi düşünce sorgulayıcıdır, akıl yürütür, mantık hesapları yapmaya yöneliktir, felsefi düşünce çözüm odaklıdır. felsefi düşüncede akıl yordamı her zaman nedir? Önde tutulmaktadır. Felsefi düşünce derinlikli olarak nedenselik üzerinde de durulmaktadır diyebiliriz. Felsefenin insan yaşamındaki etkisi nedir? Felsefe insanı ve toplumu sabit fikirlerden koruyan eleştirel bir söylemdir. Bu söylem biçimi bireyin özgün bir düşünceye ulaşmasını sağlamaktadır. Bireye kendi farkındalığını felsefe sağlar. İnsanı ezberden, sıradan bilgilerden, gündelik bilgilerden yani belirlenmiş sınırlardan korur diyebiliriz. Felsefi düşüncenin gelişmesinde doğal ve toplumsal şartların etkisi var mıdır? Tabii ki felsefenin gelişmesinde hem doğal hem de toplumsal şartların etkisi vardır. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Buraya ben bu şekilde ayarladım. Bakın. Filozofyanın sözlük anlamı nedir? Bilgelik sevgisi birinci yere bilgelik sevgisini getiriyorsunuz. Filozof kimdi? Bilgiyi arayan bilgelik sevgisine şu yukarıya bilgelik sevgisini buraya getiriyoruz. Bilgi arayan kişi de filozoftur. Ele alınan konuların akıl süzgecinden geçirilmesi felsefi düşüncenin hangi özelliğidir? Sorgulayıcı özelliğiydi. Olaylar ve nesnelerin yerini tutan sembol arasındaki bağı ne diyorduk? Düşünme faaliyeti. İnsanlığın ortak mirası olması felsefenin nedir? Evrensel olması. Tüm çağları, tüm zamanları, tüm insanları ilgilendirmesi. Geçelim test sorularımıza. İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Felsefe Kongresi'nde çeşitli toplantılar yapıldı. Çeşitli ülkelerden gelen insanların düşünceleri ortaya konuldu ve tartışıldı. Bu tartışmalarda insan hakları, terör, yoksulluk, şiddet, barış, bilimdeki gelişmeler, yaşamın her alanındaki farklı düşünce biçimlerinin gelişimi ve geleceği ele alındı. Parçaya göre felsefenin bugünkü ve gelecekteki işlevi ne olmalıdır? Dünyayı, insanı ve toplumu ilgilenen sorulara cevap aramak. Bakın yukarıdaki ne yapmış? Felsefe kongresinde tüm toplumların içerisindeki insan hakları, terör, yoksulluk, işte bunun gibi her şey tartışılmış. İşte nedir felsefe? İnsanı ve toplumu ilgilenen sorulara cevap aramak peşindedir. Cevap Adana. Nietzsche böyle söyledi. Zerdüş adlı kitabında şöyle der. Kimdir bu bilgelik denen? Bilgelik insanın sonsuzluğunu çeker ve ona doyamaz perdelerin ardında olanı görmeye çalışır. Buna göre bilgeliğin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Her türlü bilgiye sahip, hayır. Bildiğini bilmeyen, hayır. Bilgiyi arayan, bakın doymaz diyor. Perdelerin arkasındakini görmeye çalışır diyor. Cevabımız nedir? Ceyhan. Peki, önermelerin kendi içinde uyumlu olması, çelişki barındırmaması felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir? Sevgili arkadaşlar buna tutarlı olma özelliği diyoruz. Çünkü uyumlu olması, çelişkili olmaması onun tutarlı olması. Sokrates'in düşüncelerini izleyen kliniklere göre bilge dünyaya yüz çevirmiş kişidir. Yine Sokrates'in düşüncelerinden etkilenen hedonistlere göre ise bilge dünyadan tat almasını bilen kişidir. Birisinde bakın dünyaya ters çevirmiş, yüz, tut, yüz çevirmiş diğerinde de tad alan. Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir sizce? Filozofların içinde bulundukları koşulları felsefe etkiler. Aynı düşünce etkilenen filozoflar farklı sonuçlara ulaşabilir. Bakın tam tersi sonuçlara ne yapıyorlar? Ulaşabiliyorlar. Felsefenin konusu ilk çağda doğa olaylarının gözlemlenmesine bağlı olarak varlıktır. Orta çağda kaynağını kutsal kitaplardan alan din felsefesinin konu din ne yaptı? Felsefenin konusu oldu. Yeni çağda ise doğa bilimlerindeki gelişmeye bağlı olarak pozitif bilgi felsefeye konu olmuştur. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Felsefe bütün bilgi dallarının kaynağıdır. Felsefe her türlü bilgiyi konu edinir. Felsefenin konusu dönemlere göre değişebilir. Bakın burada ilk çağda, orta çağda, yeni çağda, bağlam, ileriki zamanlarda da yine değişebilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Traktatus Logico, filozof his kitap adlı eserini yazdıktan sonra artık felsefede yeni bir düşünceye ulaşılamaz diyen Ludwig ee, Wittgenstein daha sonra bu sözünün tam tersini savunmaya başlamış. Bu durum felsefenin hangi özelliğinden dolayıdır? Sistemli ve kendisine tutarlı olması mı? Birikime ve yılma özelliği taşıması mı? Zamanla değişebilir olur. Gördüğünüz gibi önce yeni bir şey ulaşılamaz derken tam tersini savunmaya başlasa bu nedir? Zamanla değişebilir. Evet sevgili arkadaşlar. 10. sınıf felsefe dersimizin 1. ünite sonunda yer alan hem MEP yayınları hem Tuna yayınları ait soruların cevaplarını yaptık. Hepinize başarılar diliyorum.